Türkiye'de ilk Covid-19 aşısı bugün yapıldı. Heyecanlı bir haber ama erken de heyecanlanmamak, erken sevinmemek lazım. Zira zaman zaman hem Rusya'dan hem Oxford'dan hem Amerika'dan hem Alman ilaç firmasından aşı haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye'deki aşı çalışmaları önemli. İlk etapta 1200 sağlık görevlisi aşılandı. Sonra 13 bin kişilik ikinci grup aşılamaya geçirecek. Çin'de geliştirilen aşının ilk dozu bu arada kullanılan bu aşı Hacettepe Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapılarak başlandı sürece. Haberimize bakalım, korona ile ilgili konuşacağız. Türkiye'de Covid-19 aşısında ilk gönüllü uygulaması başladı. Çin'de geliştirilen aşının faz 3 çalışması için ilk uygulama Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarına yapıldı. Lokal Etik ve Sağlık Bakanlığı'nın özel bilimsel kurulları tarafından 2 aydır incelendikten sonra dünyada aynı anda 10 ülkeyle beraber izin verilmiş bir faz 3 çalışmasıdır bu. Koronavirüs aşısının faz 3 çalışması kapsamında Türkiye'de ilk aşı çalışmasına ilk etapta 1200 kişi katılacak. Birinci basamakta sağlık personeline yapılacağı için demin söylediğiniz 1200 kişi 25 merkez kendi içerisinde sağlık personeline duyurdu. Koronavirüse karşı en etkili silah olması beklenen aşı çalışmaları tüm dünyada ilerliyor. Bu kapsamda geçilen faz 3 çalışmalarına Türkiye de katılıyor. Çalışmanın detaylarını bilim kurulu üyesi Serhat Ünal Habertürk ekranlarında anlattı. 1200 kişinin ardından 13 bin kişiyi kapsayan ikinci grup aşılamaya geçilecek. Aynı anda Türkiye'de 13 bin kişide ve bizle beraber başlayan 8-9 ülke daha var. Brezilya, Şili, Endonezya, Bangladeş gibi. Çin neşeli bir aşı değil mi hocam? İlk olarak evet, orada uygulan. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal da aşı çalışması için gönüllü olan isimler arasında. Ben de bir denek adayıyım bu arada. Değişik yorumlar ya. Vay biz denek mi olacağız? Tabii ki olacaksınız. Başka Amerikalı denek olup Alman denek olup ben olmuyorum kardeşim diye bir yol yok. Aşılama çalışmaları Ankara'da Hacettepe Tıp, Ankara Şehir Hastanesi, İstanbul'da Marmara ve İstanbul Üniversiteleri Tıp Fakültelerinin yanı sıra İzmir, Kayseri, Gaziantep, Malatya'nın da aralarında olduğu bazı illerde gönüllülük esasıyla gerçekleşecek. 25 merkez bu arada hazırlıklarını yaptı. Hastalar değil, sağlıklı gönüllüler nereden gelecek? Çünkü onu hastanelerde hastaları gördüğümüz yerle karşılaştırmamak lazım. Kim yapacak aşıyı? Aşı yapıldığı sırada sağlık tedbirleri neler olacak? Her birine elektronik takip aletleri verilecek. Telefon numaraları verilecek, acil numaralar verilecek. Her gelen kişide önce PCR testi, sonra antikor testleri yapılacak. Çalışma ilerledikçe ki o da bir hafta 10 günü geçmez, daha topluma açık bir şekilde telefon numaraları ya da işte nasıl tedbirli davranacağız, vatandaşlarımıza ulaşacağız basın yoluyla muhtemelen. 2,5-3 ay sürmesi beklenen çalışmanın ardından aşı ruhsat alıp üretime başlarsa Türkiye aşıda öncelikli ülkeler arasında olacak. Evet, aşıyla ilgili çalışmalar böyle memleketimize. Dünyadaki aşı çalışmalarını da zaman zaman ekranlarınıza getiriyoruz. Az önce de ifade ettik. Zaten haberde de gördünüz. Konuya ilişkin yazıları, değerlendirmeleri okuduğunuzda da çok erken sevinmemek gerektiğini, bu çalışmaların bir zaman alacağını, üçüncü faz çalışmalarının özellikle çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Korona nedeniyle Türkiye'de 67 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Salgın büyüyor. Toplam can kaybımız 7186'ya yükseldi. Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Hatta öyle ki çokça zaman muhtemelen siz de çevrenizden duyuyorsunuz. Yani benim açımdan bu böyle ilk zamanlara ve en yüksek olduğu dönemlere göre çok daha fazla vaka sayısı duyuyoruz çevremizde, tanıdıklarımızda. O yüzden de sayılarla ilgili meseleler de çokça tartışıldı, konuşuldu. 21 Eylül'de yüzde eğitim başlayacak. İlkokul, birinci sınıflar başlayacak, tüm sınıflar değil. Bilim Kurulu'nun bugün toplanacağını paylaşmıştık ilk dilimde. Saat 17'de toplanacaklar, 19'da Sağlık Bakanı'nın açıklama yapmasını bekliyoruz. Biraz konuşalım meseleyi. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ve kardiyolog Profesör Doktor Bengi Başar konuklarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağolunuz efendim. Sayın Ceyhan, sizle başlayalım. Vaka sayılarındaki artışla önce şöyle bir durum var. Şimdi bir tavsiye kararı bekliyor muyuz bilim kurulunun bugünkü toplantısından? Farklı bir şey çıkar mı? Şundan dolayı da soruyoruz. Vaka sayıları bugünün çok daha altındayken sokak kısıtlamaları getirilmişti daha önce. Benzer bir uygulama mümkün mü? Değilse o zaman niye getirilmişti? ekonomik nedenlerle mi meselede şu anda biraz daha başka bir yol haritası izleniyor? Türkiye ne durumda? Özellikle bu vaka sayıları ile ilgili o kadar çok duyuyoruz ki etrafımızda. Yani ben kendi tanıdıklarımı saysam
Neredeyse vakaların dörtte birini, beşte birini tanıyorum diyebilirim. Şimdi ilk zamanla kıyasladığımızda arada aslında gerçekten dediğiniz gibi bizim de çevremizden, yani benim kendi ailemden, tanıdıklarımdan, arkadaşlarımdan hastalar yakalananlara bakınca evet, yani bu ikinci dönemde daha fazla var o özellikle olanlar. Şimdi burada bütün zaten problem buradan kaynaklanıyor. Bu sadece Türkiye ile ilgili de değil. Maalesef ülkeler ki bunların içerisinde salgın biliminde çok iyi noktada olan Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler var. Ama böyle bir alelacele hemen işte biraz da böyle yanlış öngörülere güvenerek normalleşme adımları attılar. Ama hiçbir planlama olmadan. Yani normalde bu işin bir kontrol planı olur. Bu kontrol planında da belirtirsiniz. Dersiniz ki sayılar, örneğin sayıyı hedef alırsınız. Günlük vaka sayıları şu rakama çıktığında ben şu tedbiri alacağım. Buna çıktığında bu tedbiri alacağım. Buna çıktığında bu tedbiri alacağım. Sonra da işte şuraya inince şu tedbir kalkacak. Buraya inince okullar açılacak gibi bir plan dahilinde hareket etmediğimiz zaman aynen dediğiniz şeyler oluyor. Yani mesela 31 Ağustos'ta okullar işte açılmadı, ortam güvenilir değil diye. Şu anda aktif vaka sayısı, yani bulaştıracak odak sayısı hemen hemen o dönemin iki katına çıkmasına rağmen açılacak 20 Eylül'de mı? Açılacak. O zaman niye açılmadı 31 Ağustos'ta diye yani merak tabii ediyoruz. Tabii işte planlama olmayınca maalesef böyle oluyor. Ben işte haftalardır diyorum ki bakın, bir okulların açılması eylem planı hazırlayın. Oraya hedefler konsun. Densin ki örneğin günlük vaka sayısına göre Türkiye'nin günlük vaka sayısı 500'ün altına indiğinde okullar işte yarı yarıya uzaktan eğitime, yüz yüze eğitimle açılacak. 100'ün altına indiğinde de tam yüz yüze eğitime geçilecek. Şimdi böyle hedefler koymadığınız zaman hep böyle olay yaklaştığında bir toplantıda bir değerlendirelim, bir duruma bakalım dediğiniz zaman maalesef bu noktalara gidiyor. Ya bir kara yani düzen mi gidiyor bir biraz? Tabii yani bir plan yapılmadığı için o anlık işte değişik etkenlerle, o anda işte ekonominin etkisi, işte sosyal bazı etkiler, birçok işte farklı etkilerinde ortaya çıkan bir karar oluyor. Bilimsel temellere de dayanmıyor nedenle. Yani şimdi bakın, olayın ilk zamanlarından daha zor durumdayız. Bırakın şeyi, evet vakalar fazladır, azdır bu tartışmayı. Şu anda işimiz o Nisan ayından çok daha zor. Ya mesela o tarihte çünkü okulların kapanmasının da anlamsız olacağı bir nokta o zaman. Bu öyle değil mi? Ya yani insanlar bunu da konuşacaklar o zaman birkaç ay sonra. Şimdi hayır, öyle değil çünkü ya da açılmamalı. Okulların açılması, evet okulların açılması salgında vaka sayısını artıran en önemli faktörlerden birisi. Şimdi burada tartışma özellikle bu bazı çalışmaların, böyle sokağa çıkma yasakları, bütün her yerin kapalı olduğu dönemde yapılan bazı çalışmaların sonuçlarının yanlış değerlendirilmesi. Çünkü o zaman dendi ki ya çocuklar çok fazla bulaştırmıyor zaten, kendileri de hasta olmuyor. Fakat sonradan bir bakıldı ki ya hiç, durum işte öyle değil. Çocuklar anaokuluna, kreşe gitmeye başlayınca durum çok değişik bir hal aldı. Görüldük çocuklar özellikle bir grubu yetişkinlerden daha da fazla bulaştırıyor. Ve kendileri de evet yetişkinlerden, yaşlılardan çok daha hafif seyrediyor. Ancak gene de ağır seyreden, hayatını kaybeden çocuklar var. Bakın sadece bizim 220 vakamız içerisinde 6 çocuk uzun süre yoğun bakımda yattı. İkisini de kaybettik maalesef. Şu anda bizim kendi COVID servisimizde bu işte bir ara Kawasaki'ye benzer hastalık falan denen bu multisistem inflamatuar hastalık diyoruz biz. Ve çok ağır seyirli bir hastalıktan yatan 4 tane çocuk var. Şimdi o yüzden çocuklarda nasıl olsa bir şey olmaz düşüncesi de yanlış. Çocukların bulaştırmayacağı düşüncesi de yanlış. Nitekim Amerika'da 2 Nisan'da açıklanan çocukların oranı bütün hastalar içinde %2 iken 6 Ağustos'ta bu %9,5'a çıktı.
O yüzden okulların açılması bana sorarsanız şu andaki rakamlarla Türkiye'nin vaka sayısıyla çok mümkün gibi görünmüyor açıkçası. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasını gördünüz mü? Gördüm. Gene yanlış öngörülerden bir tanesi. Çünkü daha önce de buna benzer öngörülerde bulundular. Gebreyesus gene benzer bir açıklama yaptı. Şimdi neden bu açıklamaları yapıyorlar? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü sizi ya da Amerika'yı, Avrupa'yı düşünmüyor. Dünya Sağlık Örgütü işte Angola, Uganda, bilmem işte Zimbabwe gibi ülkelerde onlar nasıl başa çıkacaklar? Onların problemi o. Onlar oradaki duruma bakarak öyle idare etmeye çalışıyor. Bir ara işte doktorların hasta bakarken işte N95 maskeye ihtiyacı yok, normal cerrahi maske taksın diye öneriyorlardı. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Ben bunu önerirsem Angola'daki doktor bunu nasıl bulacak diyor. Şimdi de bu önerilerini öyle değerlendirmek lazım. Yoksa dedikleri işte ya çocuklar, çünkü bakın açıklamanın içinde var o zaten. Çocuklarda zaten oran düşük, onu göze alabiliriz. O yüzden okullar açılsın diyor. Peki. Açık açık. Hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi izleyicilerimiz de diyorlar ki yani Mehmet Ceyhan Hoca okullar açılmasın diyor ama dershaneler açık, özel eğitim merkezleri açık, ya kafeler, tabii, pastaneler, sinemalar, her yer açık. Her tarafta zaten insanlar bir aradalar. Yani bir okul mu bulaştırıyor diye de tepki gösterenler var. Şimdi evet, onun farkındayım. Bakın şöyle bir durum var. Birincisi ya bir yerlerden bir şeyler açılmış diye hadi o zaman işte çocuklarını işte okula da göndersinler. Madem kafeler açık, işte madem şuralar açık, bir defa bu düşünce şekli doğru değil. İkincisi okulun özelliği şu, bakın uzun, bayağı uzun bir süre o çocuklar orada aynı ortamda ve muhtemelen maskesiz, özellikle dersler sırasında bulunmak durumundalar. Dolayısıyla bir işte pastanede yarım saat oturmak da okulun açık olması arasında çok büyük fark var. Ya da bir mağazaya girip bir iki dakika sonra dışarı çıkmak da saatlerce bir yerde yan yana ve konuşmak çok ciddi bir risk faktörü arasında fark var. Bakın bunların okulları açabilirsiniz ama o zaman aynen Dünya Sağlık Örgütü gibi diyeceksiniz ki ben okulları açıyorum, buna bağlı vaka artışını da göze alıyorum. Çünkü benim gördüğüm bu insanların, yani okullar açılsın diyenlerin önemli bir kısmı çocuğunu bırakacak yeri yok. Onlara da hak veriyorum. Yani buna da çözüm bulmak lazım. Ya da çocuğu yok. Ya da işte şeyle mesela okulların açılmaması kendisi için problem olan, özel bu konuyla ilgili problemi olan insanlar. Peki. Ama ikisini karşılaştırdığımda açılmasın diyen sayısı çok daha fazla. Peki Bengi Başar, buyurunuz efendim, siz ne dersiniz? Hem vaka sayıları hem okullar meselesi. Evet. Şimdi Mehmet Ceyhan Hocam zaten bu işin uzmanı. Hani benim çok fazla şeyim olmaz. Ancak dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Benim de şöyle ilavelerim olabilir. Bir kere birçok ülke, Avrupa'da da Amerika'da birçok eyalet bazında salgın kontrol yönetimini yaparken bütüne bakmadı. Hep özele indi. Yani riskli bölgeler dedi, kırmızı bölge dedi, gri bölge, işte yeşil bölge dedi, sarı bölge dedi. Ve kapanırken ya da açılırken riskli bölgeleri öbürleriyle eş tutmadı. Şimdi bence burada hocamın dediğine katılıyorum. Belli bir sayının altına indi, açın diyor. Son derece zaten bir epidemiolog olarak dediğim son derece doğru. Ancak şunu da yapmamız gerekir. Biz bölgelere göre ayırarak hangi bölge daha yoğunsa vaka açısından o bölgeyi kapalı tutarak, daha rahat olan bölgeleri önce açarak, hatta hep şunu diyorum, işte köy okulları var, küçük ilçelerdeki çocuklar var. Bunların velileri büyük şehirlerde bilinç düzeyi daha yüksek, eğitim düzeyi daha yüksek veliler kadar destek olamayabilir çocuklarına. Onlar çok kalabalık aileler içinde yaşıyor olabilir. Okul belki de onlar için birçok şey. Yani siz uzaktan eğitim dediğiniz aslında uzaktan eğitim değil bu. Öğretim. Ancak orada eğitim verilecek o çocuklara çok önemli. Ama burada bu bölgelerin sayılarını, onun için hep detaylı sayılar ve bunlara göre il pandemi kurullarını devreye sokarak, daha aktif olarak sokarak buralarda belki açmak mümkün olabilir. O sayılara bakarak. Hocam bölüyor
biliyorum, özür dilerim. Fransa evet. mesela şöyle bir yöntem uyguluyor. Okulları açtı ama her okulda eğer 3 taneden fazla Covid vakası varsa o okulu kapatıyor sadece. Evet. Bütün bir ülkeyi kapayıp bütün bir ülkeyi açmıyor. Hep okul özelinde, bölge özelinde, şehir, ilçe bunu yapmak. Bir ikincisi, ben hep bu Mayıs ayında da kendimce bir işte listeleme yapmıştım. O zaman da hep şunu söylemiştim. Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı bir araya gelsinler, Çalışma Bakanı. Ne olur şu kocaman bir yaz var. Bu okullarda nasıl iyileştirmeler yapılacak? Nasıl bir ekonomik destek olunacak? Ve çocuklarla ilgili separatörler mi konur? Dezenfektanlar işte nasıl düzenlenir, tuvalet temizlikleri, uyum nasıl olur, öğrencilerin seyreltilmesi nasıl olur, işte matematik, fen dersleri belli günler olur da sosyal evden mi olur? 1. 8. 12. sınıflar gibi önerim zaten o zaman olmuştu. Çünkü bunlar telafi zor ama kocaman bir yaz geçti. Bunlar yapıldı mı bir fikrim yok. Belki yapılmış olabilir. Ancak iyi bir planlamayla bunları yapmak. Ama en önemlisi de Mehmet Akif Bey hocam da diyor hep, testlerin yaygınlaştırılması, bu okullarda öğrencilere, öğretmenlere, çalışanlara düzenli yaparak en azından aradaki vakaları yakalayabilmek, izole edebilmek. Mesela bugün bakıyorsunuz Amerika, İngiltere influenza ve COVID-19 için ayrımı yapabilecek böyle yoğun testlerin peşindeler. Ve İngiltere 1 milyona çıkaracağım diyor. Ve kısa sürede cevap veriyor. Fransa bugün 15 dakikada sonuç veren burundan sürüntü testlerini yaygınlaştırıyor. Yani test stratejimizi değiştirerek belki ve düzenlemelerle bu işi yapmak aslında daha doğru. Evet, çocuklarda daha az olabilir ama çocuklarda bir tane can bile candır. Ya da o çocuklar süper yayıcılar aralarından çıkabiliyor. O geçen Amerika'dan da bir yayın çıktı kreşlerle alakalı. Nasıl yaydıkları evlerine. Sonuç itibariyle yani olmaz değil ki, bir tane bile olasılıktır. Onun için bence Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması bazen amacına ulaşamayabiliyor. Bu da onlardan biri. Peki. Geçenlerde Dünya Sağlık Örgütü şunu da ifade etmişti. Dünyanın %43'ünde çocuklar suya, dezenfektana ulaşamıyorlar. O zaman biz bu çocukları nasıl o okullara sokacağız? Düşünsene, suyu, sabunu bulamayan bir çocuğu siz okula sokuyorsunuz. Onun için bugün bence de sokun çok dediler vallahi hocam. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün kafası da çok karışık. Ya sormayın, o da karıştı. Defa. Ama hocamın dediği gibi daha yoksul ülke için düşünüyorlarsa o yoksul ülkelerin şartları daha da kötü aslında. Onun için burada çok büyük bir şey var tabii. Çok sıkıntılı bir durum ama her şeyden önemlisi. Hocam, çok detaylı bir program yapılması en önemlisi. Hocam bir şey soracağım. Mesela ilk zamanlarında pandeminin hatırlarsınız. İsveç. Sağlık politikaları evet. çok eleştirildi. Niye tedbir almıyor denildi. Mart ayından bu yana İsveç'te vaka sayıları en düşük seviyedeymiş şu anda. 108 yeni evet. vaka. Yani nasıl başardı bunu İsveç? Nasıl bu başardı? Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir dedi Mehmet Akif Bey. Ama İsveç 150 yıllık şeyinde bir çıkarılmış bütün veriler en yüksek ölümün olduğu yıl olarak belirlendi. Komşusu Norveç'ten 11 kat daha fazla ölüm oldu. Bakın bugün bir haber, ben de paylaştım. Sürü bağışıklığı mı uyguladılar? Kazandı herkes. Sürü bağışıklığı yok ama ileri yaş grubu mahkemeye başvuruyor. Devleti şikayet ediyor şu an İsveç'te. Bizim ölümümüze yol açtı bu politikasıyla diye. Çünkü çok fazla kayıpları oldu. Eğer siz zincirin sayıf halkalarından biz kurtulalım olsun derseniz ne olacak? Herkes bunu yapabilir ama peki. bu değil. Bakın her geçen gün bir şey çıkıyor. Siz sessiz bile geçirseniz, kurtulsanız bile uzun dönemde başka olumsuz etkileri de olabiliyor. Mehmet Akif Bey, nörolojik, kardiyak o kadar çok ki. Bugün benim mesela bir 18 yaşındaki hastam sessiz geçirmiş, farkında bile değil, kardiyak MR'ında tutulumu çıktı. Yani çarpıntıyla geliyor bana ve çocuğun haberi bile yok. Bunun gibi örnekler çok yaşamaya başladık. Onun için biz onlara bir şey olmaz, nasılsa ölmüyorlar, hastalık az diyerek bir genç kuşağı tehlikeye atabiliriz. Bunu hocam zaten biliyor. Onun için bunlar çok önemli konular. Yani bir can bile değerli, sonrasında olabilecek pek çok olay bizim için çok değerli. Peki, çok kısa aşıya değinelim vaktimiz kaldığınca. Şimdi aşı çalışmayla ilgili hem Türkiye'den bir haber var, hem dünyada çalışmalar. Mehmet Ceyhan Hocam ne dersiniz? Bu şimdi aşılama, 1300 evet. kişi aşılanacak. Çin'le yapılıyor. Şimdi açıkçası 6 tane aşı var faz 3 düzeyinde. Sadece Türkiye'de yapılmıyor, birçok ülkede aynı anda.
bu çalışmalar başlıyor. 6 tane aşı olduğunu düşününce, yani bunların işte bir kısmının, hatta bu faz 3 çalışması sadece böyle işte şu anda bizim yaptığımız çalışma değil, birçok farklı gruba aşının uygulaması şeklinde yapılıyor. Bunların sonucunu bekleyeceğiz. Yani ben bir tek şeyi anlamadım. Yani faz 3 çalışması yapıyoruz diye Türkiye'nin neden aşı bulma konusunda öncelik veriyorlar? Böyle bir şey duymadım hiç şimdiye kadar. Yüzlerce aşı çalışması yaptım. Yani acaba devletin ayrı bir anlaşması mı var? Nasıl bu Türkiye'ye öncelik işte veriyorlar dediniz? Çin'in burada yapmasıyla ilgili mi söylüyorsunuz? Hayır, şeyde haberlerde hep öyle vardı. Sizin de ateş yazı geçti. Yani aşıda Türkiye'ye öncelik tanınacak diye. Böyle bir şey duymadım ben şimdiye kadar hayatımda ama yani eğer böyle bir şey yapıldıysa bu iki devletin yaptığı bir ticari anlaşma olabilir. Yoksa hani bizde aşı yapılıyor, o yüzden çalışma bizde yapılıyor, aşı bize verilecek diye bir şey yok maalesef. Şimdi yalnız tabii bu çalışmaların sonuçları önemli. Henüz ben bunları görmeden, çünkü bakın bu çok olur böyle, faz 3'te beklemediğiniz bir şey çıkar. İşte Oxford'un aşısında bir vaka yüzünden bir şey en durduruldu. Erken bulunan aşı ne kadar sürede bulundu çıkar hocam? En erken bulunan aşı şu ana kadar kalsın. 11 yılda falan. En erken bulunan. Tabii. Pandemi aşıları farklı ama pandemi aşılarından ilk defa işte domuz gribinde bir aşı kullanılmıştı ama o bilinen bir şeydi. Grip aşısının içindeki antijen değiştirildi. Ama böyle sıfırdan yapılan bir pandemi aşısı işte olmadı. Normal aşılarda 11 yıldan önce geliştirilip kullanıma girmiş bir aşı yok. Oh, çok çok uzun bir süre. Peki teşekkür ediyorum. Ama, sürem çok daraldı. Ama bu tabii farklı. Yani bunda böyle olacak demin diyoruz. Eğer iyi çıkarsa bu sonuçlar muhtemelen senenin başında piyasaya çıkar aşılar. İnşallah diyelim. Hocam ekleyeceğiniz evet. varsa aşıyla ilgili Bengibaşı hocam sizden de alayım. Bir de çok maskeyle ilgili soru var. Şöyle bu maske takıyoruz ya şimdi çocuklarımıza da taktırıyoruz. Diyorlar ki astım işte akciğer rahatsızlığı olanların rahatsızlıklarını arttırıyor. Bu iş bittikten sonra maske taktığımız için de hastanelere gider miyiz? Göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşlarımla konuştuğumda evet alerjik astımların birazcık arttığını ifade ediyorlar ama koruyuculuğuna bak, her şey her konuda siz kar ve zarar oranına bakarsınız. Sonuçta faydası çok daha fazla. Astım basit alerjik şeyler giderilebilir tedavilerle ama ortaya çıkacak bir COVID'in etkileri çok daha yıkıcı olur. Onun için her zaman maskeden yana kullansınlar lütfen tercihlerini. Peki. Çok teşekkür ederim Bengi Başar. Mehmet Ceyhan ben çok teşekkürler. Ederim. Sağ olun efendim. İyi yayınlar. Kolay. Teşekkür ediyoruz. 17'de bilim kurulu toplanacak. 19'da açıklama bekliyoruz. Belki bir miktar sarkabilir. Detayları COVID'le ilgili sizlerle paylaşacağız ilerleyen saatlerde de diyelim.